Medine'nin hanımefendileri bir başka alımlı, bir başka güzel hanımefendilerdi. Ama Hifa Hatun'un güzelliği, endamı dillere destandı. O öylesine sıcak tebessüm eder, öylesine samimi bir insandı ki Medine'nin bütün kadınları onu çok severlerdi. Kimisi oğlu için isterdi, kimisi erkek kardeşi için isterdi, kimisi bizzat kendisi izdivaç teklif ederlerdi. Hatta öyle sıklaşmıştı ki bu teklifler, artık tüccarların, hekimlerin yanı sıra nice vezirler, nice sultanlar bile sıraya girmişti. O kadar sıkıştırıyorlardı ki, hatta evinin önüne 100 kızıl tüylü deve bağlayanlar mı istersiniz? Kapısının eşiğine mücevherler serenler mi istersiniz? Hatta kapısının önüne sarayının anahtarını atanlar bile vardı. O ki Necaşi gibi bir imparatorun teklifini bile reddetmişti. Hifa Hatun'un radıyallahu anh'ın gözünde sadece Allah'ın rızası vardı. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ya Resulallah, bana öyle şeyler öğret ki bununla cenneti kazanayım." Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den o anda belki beklenen namazını dosdoğru kıl, orucunu eksiksiz tut gibi emirlerdi belki, ama o ilk önce "Ya Hifa, evlen, evlen" deyiverdi. Zira bu senin dininin yarısını emniyet altına alır. Hifa Hatun başını önüne eğdi. "Siz kimi münasip görürseniz ya Resulallah" deyiverdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kimseye ümit verir ne de kimsenin ümidini kırardı. Öyle parlak, öyle pratik bir çözüm sundu ki şöyle buyurdu. "Ya Hifa, yarın sabah mescide ilk gelen sahabeyle evlen." Bu teklif herkesin hoşuna gitmişti. Hemen sabah çok erken kalkmak için hazırlık yapanlar vardı. Hazreti Süheyb radıyallahu anh bu teklifi duymuştu ama hiç üstüne alınmıyordu. Zira kimsesiz birisiydi. Bazen ağacın gölgesinde yatar, bazen ağaç, bazen tok yaşardı. Hem fiziki olarak da boyu çok uzundu fakat çok zayıftı. Bir rüzgar esse neredeyse ayakları yerden kesilirdi. Evet, Allah'ın hikmetine bakın ki o gece herkesin gözüne ağır bir uyku çöktü. O sabah erken saatlerde imsakla beraber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem her zaman olduğu gibi mescide geldi ve o gün mescide ilk gelecek olan sahabiyi bekliyordu. Birdenbire kapıda bir gölge belirdi. Uzun boyuyla, o sıska vücuduyla güzeller güzeli Süheyb radıyallahu anh kapıda beliriverdi. Hemen bu haber Hifa Hatun'a radıyallahu anh'a uçuruldu. Ve namazdan sonra dualarla beraber nikah akti yapıldı. Arkasından Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ey Süheyb, eşine bir hediye al, elinden tut ve evinize gidin." Süheyb radıyallahu anh çaresiz iki elini yana açtı. "İyi de ya Resulallah, benim ne bir dirhem gümüşüm ne de sığınacak bir evim var" buyurdu. Hifa Hatun gibi bir sultan kocasının boynunu büker mi? İçinde 10.000 gümüş olan bir heybe hediye etti ve "filanca yerdeki köşküm senin olsun, sana armağan ediyorum" dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm buyurdu. O gece sokaklarda tedirgin bir şekilde dolaştı, durdu Süheyb radıyallahu anh ve usulca konağın kapısına geldi. Kapıyı çaldı, içeri süzüldü. Kendisi için hazırlanmış o muhteşem özel sofradan ya bir tane ya iki tane
hurma alıverdi. Ve şöyle dedi. Ey Hifa! Muhakkak ki bu durum benim için nimet, senin için mihnet. İster misin şu gece sabaha kadar taat ve ibadetle geçirelim? Ben şükredeyim, sen sabret. O gece sabahlara kadar Allah'ı zikrettiler, ibadet ettiler. Sabah erken saatte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Süheyb radıyallahu anh'ı yanına çağırdı. Zira o gece Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan biteni, bu durumu anlatmıştı. Dün gece olup biteni ben mi anlatayım yoksa sen mi anlatırsın buyurdu. Siz nasıl emir buyurursanız ya Resulallah dedi Süheyb. Ve Süheyb radıyallahu anhı cennetle müjdelenenler olduğunu kendisine ifade etti. Süheyb radıyallahu anh o anda secdeye kapandı. Ya Rabbi, cennetle müjdelenmişken bu gözler bundan sonra asla bir günahı görmesin. Yalvarırım, ne olur canımı al diye dua etti. Süheyb radıyallahu anh orada ruhunu Hakk'a teslim etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size daha şaşılacak bir şey söyleyeyim mi? Hazreti Hifa radıyallahu anha şu anda o da evde Hakk'a ruhunu teslim etti. Herkes gözyaşlarına boğulmuştu. Herkes ağlıyordu. Hemen bir cenaze düzenlediler. Bir kabir kazdılar. Ve bu iki mübarek insanı bu kabre defnettiler. Kabrin başucuna bir tahta diktiler. Ve o tahtanın üzerinde şöyle yazıyordu. Şükredenlerin şahı Süheyb, sabredenlerin şahı Hifa.